Son günlerde özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde, büyük sitelerde aidat artışlarını konuşuyoruz. Birçok sitede eylemler yapılıyor. Bir gayrimenkul platformunun yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da 21 ilçede aidat artışı %100'ün üzerine çıktı. En yüksek aidat Şişli'de. Şimdi yeni bu zam geldi, 1300 lira istemişler. Ne kadardı daha önce? 600. Bazıları çıkmaya başladı. Mesela 1+1'de oturuyor. 7000 lira olmuş kirası, 1000 lira da aidat olunca ödemekte zorlanıyor tabii ki. Artan maliyetler aidatlara da yansıdı. Bir yılda İstanbul'da aidatlar ortalama %107 arttı. İstanbul'da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında %100'ün üzerinde artış gerçekleşti. Sitelerde en yüksek aidat ödemesi yapan ilçe ortalama 1971 lirayla Şişli olurken en düşük aidat ödeyense 423 lirayla Arnavutköy oldu. Bir yıl içinde aidatın en çok arttığı ilçeler arasında Çekmeköy, Kartal, Pendik, Küçükçekmece, Kağıthane, Sarıyer ve Kadıköy var. Nerede oturuyorsunuz? Tarabya. Aidat ödemesi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ne kadar? 4200. Yine bizimki düşük diyorlar ama diğer siteler daha yüksekmiş. Ortak giderler var. Asansördü, ne bileyim temizlik, güvenlik hepsi var içinde. Havuz da var. Mecbur ödüyoruz. 960 lira. Nerede oturuyorsunuz? Tuzla. İki çalışanımız var. Havuzumuz var. Güvenliğimiz var. Kapalı otoparkımız var. Geçen sene yarı yarıyaydı. Bu sene iki katına çıktı. Villaların bulunduğu siteler ve rezidanslarda aidat daha yüksek. Beykoz'da bir villa sitesi 11 bin lirayla İstanbul'da en yüksek aidat isteyen yer oldu. Genel temizlik, elektrik, asansör bakımı gibi ortak giderlerin daha sınırlı olduğu konutlarda ise aylık aidat 150-200 liraya ulaştı. Aidat ödüyor musunuz? Ödüyoruz. Ne kadar? 150 lira. Nerede oturuyorsun? Güngör'e. Geçen sene ne kadardı? 60. Fulya'da oturuyorum. 150'ydi, 200 oldu. Asansör gideri, bir de temizlik gideri. 50 liraya da 100 lira oldu bu sene.